Herkese merhaba. Bu hafta sizlerle sürekli dert yandığınız projeler, ödevler, ürünler ve etkinlikler hakkında konuşacağız. Daha doğrusu sizleri bir site göstereceğim. Bu site Hintli bir öğretmen ve öğrencilerinin içerikleriyle dolu bir site. Şu anda gördüğünüz site zaten bu. Toys from Trash ismi de. Türkçe karşılığı çöp tenekesinden oyuncaklar diye geçiyor. Neden böyle olduğunu az sonra değineceğim. Dilerseniz eğer Google Chrome kullanıyorsanız sayfanın boş bir tarafına sağ tıkladığınızda Türkçe diline çevir diyorsunuz ve buradaki bütün kategorileri ve yazıları Türkçe'ye çeviriyor. Buradan görüyorsunuz zaten. Her bir kategoride onlarca örnek var. Bunların hepsine tabii ki değinemeyeceğiz ama birçoğuna kısaca değineceğiz. Bunlar öyle içerikler ki ana sınıfından lise öğrencisine kadar birçok eğitim öğretim kademesinin kolaylıkla kendi seviyesine uygun çalışmalar bulabileceği bir site. Öte yandan matematik, fen bilgisi, zeka oyunları gibi derslerin yanında birçok eğlenceli etkinliğe de yer verilmiş. Bir güzel tarafı da tüm çalışmaların geri dönüşüm ürünleriyle yapılması. Zaten az önce bahsettik, ismini de buradan alıyor. Toys from Trash, çöp tenekesinden oyuncaklar demek. Çöp dediysek o kadar da çöp değil tabii ki. Geri dönüşümlü dediğimiz ürünler bunlar. Ayrıca birçok etkinliği resimli görsellerle anlatmasının yanında bazıları için 1 dakikalık, 2 dakikalık videolarla da destekliyor bunu. PDF olarak çıktı almamıza da olanak sağlıyor aynı zamanda. Özellikle teknoloji ve tasarım dersi için çok faydalı fikirlerin aklınıza gelmesini sağlayabilir. Hazırsanız siteyi tanıtmaya başlayalım. Bu arada birçok kategoride yüzlerce çalışma var dedik. Görüyorsunuz siz de burada. Yukarıdaki kategorileri de görüyorsunuz. Her birini tıkladığımızda altında yine onlarca etkinlik çıkıyor. Biz bunlardan bazılarını göstereceğiz size. Bazı çalışmaların linkleriyle birlikte neler olduğunu göstereceğiz. Bu sitenin linkini açıklamalar kısmında paylaşacağım. Detaylı inceleme için açıklamalar kısmına bakabilirsiniz. Şimdi hava ve su kısmını şöyle bir göz gezdirelim. Burada saman türbin diye bir etkinlik var. Tıklıyoruz. Burada resimlerle zaten adım adım bize gösteriyor. Görüyorsunuz çok basit ürünlerden, günlük hayatımızda hatta çöpe attığımız ürünler bunlar çoğu zaman. Onlardan yapılıyor. Basit bir İngilizce ile çok rahat çözebileceğiniz şeyler bunlar. Pipetleri kesiyorsunuz. Burada göründüğü gibi zaten çok rahat bunu gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra bu adımlarla birlikte üflediğinizde bir spin oluşturuyor. Yani dönme etkisi. Daha sonra bunu renkli bir şekilde de bir gökkuşağı haline getirebiliyorsunuz isterseniz. Buradan 1 dakikalık film diyor. Buradan hemen bizi YouTube sayfasına yönlendiriyor. Burada açalım. Evet, İngilizce konuşan bir Hintli'yi görüyoruz. Burada bize adım adım gösteriyor. Burada İngilizce anlamanıza gerek yok. Sadece yapılanları takip etseniz ve gösterse çalışmalarınızı da ona göre yapsanız zaten burada nasıl çalıştığını da gösteriyor. Bakın çok rahat dönebiliyor. Şimdi üfleyecek. Bunu renkli yapıyorsunuz. Renkli pipetlerle yaptığınız zaman daha farklı görüntüler elde ediyorsunuz. Bu kadar. Geri gelelim. Başka bir çalışma yapacağız. Buradan yine İngilizceye döndü. Tekrar Türkçeye çevirebilirsiniz buradan. Su türbini var bir de. Ona bakalım. Benzer bir sistem. Az öncekinin çok benzer bir sistemi. Buradan serum hortumuyla bunu yapıyorsunuz. Yukarıdan suyu aktarıyorsunuz. Bir eski tip değirmen gibi yukarıdan su aktıkça aşağıdan türbini döndürüyor. Burada do it details var mesela detaylarla yap. Buradan zaten çok kolay görebiliyorsunuz. Görsel olarak da bunu ifade ediyor. Geri geliyoruz. Başka kumaş sifon diye bir çalışma vardı. Tabii bunların hepsini göremeyiz biz buradan ama her bir kategoriden üçer dörder tane örnek göstermek istiyorum ben size. Burada iki tane bardak var. Birisi dolu neredeyse, birisi de çok az doldurulmuş. Burada su aktarmak için, doludan boş kısmına su aktarabilmek için kumaş yerleştiriyoruz. Bu aynı zamanda bilirsiniz belki evinden uzaklaşan kişiler çiçeklerini sulayabilmek için de bu sistemi kullanırlar. Her gün damla damla sulama yapar.
Eğer daha hızlı bir sulama yapmak veya suyu aktarmak istiyorsanız daha geniş bir kumaş kullanabilirsiniz. Burada yine Do It Details'te ya bu sayfa görünmüyor. Her neyse. Geri dönelim. Sonra döngü planörü var. Buradan sırayla geçelim. Bu aslında bizim karşılaştığımız bir çalışma. Bu bize bir drone demeyelim ama bir uçak gibi uzunca bir süre havada süzülen basit bir yapıyı gösteriyor. Burada yine detaya gittiğimizde nasıl yapılacağını bize adım adım resimli olarak gösteriyor. Siz de bunu yapabilirsiniz. Ana sınıf öğrencileriyle de yapabilirsiniz. Ortaokul öğrencileriyle de. Dilerseniz lise öğrencileri de yapabilir kendisi. Sonra Pisagor'un Adalet Kupası'nı duymuşsunuzdur belki. Belli bir seviyeye kadar çıkabiliyorsunuz onun üstünde ama eğer o seviyeyi aşarsanız içindeki bütün suyu boşaltıyor. Bu sistem tam olarak bunun basit bir hali olarak gösteriyor bize. Burada bir video olarak gösterecek yine. Biraz ilerletelim. Burada nasıl yapıldığını gösteriyor adım adım. Ben size bunun nasıl çalıştığını göstermek istiyorum en sonunda. Bakın. Suyu doldurana kadar bir şey yok ama su seviyeyi şimdi aştı. Açtıktan sonra boşalmaya başlıyor, görüyorsunuz. Bu birazcık açgözlülüğü temsil ediyor. Pisagor'un bu şekilde bir ifadesi. Burada da bakın renkli bir şekilde göstermiş. Evet, geçtikten sonra artık akmaya başlıyor. Geçene kadar sorun yok ama geçtikten sonra boşalmaya başlıyor içerideki su. Evet, şimdi başka bir kategoriye geçelim. Devrilme ve devirme oyuncakları demiş. Tabii bu Türkçe'ye çevirirken bazen enteresan bir şekilde olabiliyor. Burada dengeleme çivileri var. Bakın, bir tane çivinin üzerinde 10 tane çivi görüyorsunuz burada. Burada adım adım gösteriyor zaten. Örnekleri öğrencilerle birlikte yapılmış ve öğrenciler de gösteriyorlar. Detaylara baktığımız zaman burada bize bütün detayları veriyor. Artık bunun videosunu izlemeye gerek yok. Bu tarz şeyleri artık öğrendik diye düşünüyorum. Yüzen çatallar mesela Floating Fox. Burada iki tane çatalı kürdanla bir tuzluğa ya da buna benzer bir sisteme öyle bir denk getiriyorsunuz ki gerçekten fizik kurallarını burada sorguluyoruz. Bu çalışmaya bakın. Hiçbir yere temas etmiyor bu çatallar bu arada. Sonra bir diğer çalışmamız. Bir saniye. Evet, şurada dengeleme yasası diye bir şey var. Yine gördüğünüz gibi çok basit ürünler, çok kolay bulabileceğiniz ürünler. İçlerini dolduruyorsunuz suyla ve bu şekilde dengede duruyor. Şöyle detaylarına baktığımız zaman çok basit kullanabileceğiniz ürünler, çok basit bulabileceğimiz, dışarıdan, evden, her yerden bulabileceğimiz şeyler bunlar. Sonra bir tane daha vardı. Şu eğitim dengesine bakalım. Buradan içi dolu kola şişeleriyle bunları siz de yapmışsınızdır. Bu da onlardan biri. Burada bir tane timsah olacaktı. Şu karalama robotuna bakalım. Karalama robotu da aslında bir robota herhangi bir ağırlık bağladığınızda robot döndükçe onu titreşim üretmesini sağlıyor. Titreşim yaptıkça da altında bağlanmış 4 tane kalemin karalama yapmasını sağlıyor. Bu karalama belli bir ritimde olduğu için size güzel görseller
çıkarabiliyor. Sonra şurada kupa timsahı var. Bu da yine çok kolay malzemelerden yapılabilen. İstediğin zaman ağzını açıp istediğin zaman ağzını kapatabildiğiniz bir timsah oluşturuyor. Bunu küçük seviyelerde çok rahat yapabilirsiniz. Buradan da detaylarını görüyoruz. Sonra matematik sihiri. Buna geçelim. Math Magic diye çevirmiş. Türkçe'ye çevirelim. Burada tangramlar var, kağıt ölçerler var, tavus kuşu, sabun filmleri falan var. Onlara bakacağız. Şimdi bir saniye. Burada çok fazla ürün var bu arada. Çok fazla çalışma var. Burada tangram şekillerle ortaya anlamlı bir bütün çıkarmayı gösteriyor bize. Burada bir kare kutunun içine sığdırabiliyoruz. Daha sonra biz bunlardan farklı şekiller ortaya koyabiliyoruz. Bakın burada bir kedi görüyoruz. Burada koşan bir adam. Burada bir balina görüyoruz. Bir ördek, tavus kuşu ya da. Burada bir yelkenli gemi görebiliyoruz. Bunların da yine detayları ve videosu var. Bunlara da bakabilirsiniz daha sonra. Sonra bakalım diğer çalışmalarımıza. Şurada kağıttan tavus kuşu var. Bu aynı zamanda origami kısmına da denk geliyor. Burada çeşitli katlamalarla açılar oluşturuyoruz. Bakın burada. Bu katlamalara bakarsınız daha sonra. Şimdi burada açıları görüyoruz. Açı bulma. Burada bir tane açıyı sormuş bize. Herhangi bir yerden de açı vermesi lazım. B ve C'yi vermiş. Daha sonra biz sırayla bu açıları bulabiliyoruz. Daha sonra da açıların bulunduğu yerden katlamalar yapıyoruz ve bu katlamalar sayesinde ortaya böyle bir kuğu çıkıyor. Bunun da videosu var yine. Dilerseniz bakabilirsiniz. Daha sonra kağıt açı ölçer, sabun filmleri diye not almışım. Sabun filmleri. Burada. Burada herhangi bazı çubuklardan ortaya çıkardığımız prizmalarla bunları sabun, sıvı sabunlara, böyle sulandırılmış sabunlara koyduğumuzda böyle görüntüler ortaya çıkıyor. Tabii burada detaylar var. Onlara da yine bakarsınız dilerseniz. Şimdi burada tabii onlarcası var ama siz onlara bakarsınız. Şimdi basınç ile eğlence demiş. Ona bir bakalım. Fun with pressure diyebiliriz buna. Hide might diye bir çevirmesi olmuş. Burada iki tane şişeyi kullanıyoruz. İkisini ters çevirdiğimizde, bakın buradaki olay şu. Birindeki çubuk daha uzun tutulmuş, diğerindeki çubuk daha kısa tutulmuş. Uzun çubuk bitmiş, yani uzun çubuk olan şişedeki su daha hızlı tükenmiş. Bunun sebebi şu, daha fazla basınç üretiyor. Mesela siz hortumla bahçeyi suladığınızı düşünün, ucunu sıkmaya çalıştığınızda su daha ileriye gider. Daha ileriye giderken geriden de daha hızlı gelmesini sağlar. Daha hızlı geldiği için de daha çabuk tükenir. Bu da bir aslında fizik kuralıdır. Daha sonra hidrolik kriko var burada. Bu tamamen hidrolik sistem sıvıların basıncıyla alakalı bir durumdur. Burada şırıngalarla biz ileri geri hareket ettirebiliyoruz. Şırıngalar ve arasındaki serum hortumu sayesinde. Bununla ilgili bir örnek daha var. Onu da görelim. Buradan bir kepçe operatörü gibi kepçe kullanabiliyorsunuz. Bunun videosunu izleyebiliriz. This
This JCB hızlandır. Bakın burada temel mantık bu. By pushing one syringe, the other gets lifted and lowered. Nasıl yapıldığını gösteriyor. Bakın. Genel çalışma mantığı tamamen bu şekilde. Evet, finalde de bu şekilde birçok kolunu ve aksamını hareket ettirebiliyorsunuz. Bunu yaptığımız, sadece kullandığımız malzemeler bazı ahşap modüller ve şırıngalar. Bu kadar. Geriye dönüyoruz. Sonra bir çalışma daha vardı burada dikkatimi çeken. Şu. Şimdi burada yine plastik bir şişe kullanıyoruz. Hortum kullanıyoruz. Şişenin altından tabii ki bir gider olacak. Sonra kapakla üstünü kapatacağız. Hava almaması lazım buradan. Oradaki hortum da buradaki sıvıya aktarılıyor. Aşağıdan su inerken yukarıdan da burada hava almadığı için bir basınç oluşacak. Değil mi? Buradaki su aşağıya inerken buradaki havayı da basınçla birlikte aşağıya doğru çekecek. Su seviyesi azaldığı için hava girmesi lazım oraya. Ağzındaki kapak da kapalı olduğu için hava yerine bu yandaki kovadan suyu içine çekecek ve bu sayede burada renkli olarak da görüyorsunuz. İçine çektiği için böyle bir sıvı aktarımı gerçekleşecek. Bunun seviyesini yukarıda da tutsanız, aşağıda da tutsanız o basınç o sıvıyı oradan çekecektir. Videosunu da izleyebilirsiniz. Sonra bunu da geçelim. Strong structures, güçlü yapılar diye bir çalışma var burada. Bir kategori daha doğrusu. Şimdi burada şuna bakalım. Gerçekten hayret ettiğimiz çalışmalardan bazıları bunlar. Bunlar plastik bardaklar. Uçlarındakiler de stick dediğimiz çubuklar. Birbirine temas ediyorlar. Herhangi bir yapıştırma falan yok. Ve tam ortalarına böyle bir ağırlıklı sıvıyı koyduğumuz zaman taşıyor bunu. Çok enteresan. Bize enteresan geliyor gerçekten. Sonra şu var. Bu da yine ona benzer bir yapıda. Ne kadar çok bileşen olursa ağırlığı o kadar paylaştırıyor. O kadar paylaştırdığı için de çubuk başına düşen ağırlık azalıyor. Bu sayede taşıyabiliyorlar üstündeki ağırlığı. Buradan görüyorsunuz birçok stick var. Ve bunları döndürdüğü zaman yaptığı basınç tabii ki azalıyor. Burada 2 kilogramlık görüyorsunuz bir yükü taşıyor. Aradaki plastik sadece. Ve burada kitaplar, birçok şeyi taşıdığını görüyoruz. Bunların en belki de hayret vericisi şu anda gördüğümüz 4 tane yumurtanın üstüne bir kişi oturuyor ve yumurtalar kırılmıyor. Bakın çok enteresan. Öncelikle zemin oluşturuluyor, yumurtalar yerleştiriliyor. Sonra tam ortasına gelecek şekilde bir kişi oturuyor. Yani bütün yumurtalara eşit bir ağırlık biniyor. Daha sonra bunu biraz daha enteresan hale getirmişler. Şeyi düzleştirmişler. Bir sistem oluşturup pamukla da arasına tabii ki yumurtaları tekrar koyarak düz bir zemin oluşturmuşlar. Yine sonuç aynı, değişmemiş. Çok enteresan. Buna benzer deneyler belki görmüşsünüzdür. 5-6 tane balonu yere seriyorlar. Üstüne bir tahta sütun koyuyorlar. Tahta sütunun üstüne insanlar çıkıyorlar ve balonlar patlamıyor. Bunu da görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Bu deneyleri de görmüşsünüzdür. Şimdi biyolojiye gelelim. Başlangıç biyolojisi dediği bir kısım var. Burada bir DNA modeli var. Bu çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Ortaokul öğrencilerin özellikle. Yine burada renkli pipetler kullanılıyor, bantlar kullanılıyor. Görüyorsunuz her bir renk DNA zincirindeki bir nükleik asidi ifade ediyor olabilir. Ve bu şekilde yerleştiriliyor. Daha sonra elektrik bantlarıyla bunlar sarmal bir yapı oluşturuluyor. Ve görüyorsunuz ne kadar güzel oldu.
Sonra akrobat iskelet var. Burada yine iskeleti oluşturan parçalar bize aşağıda çıktı olarak PDF olarak gösteriyor. Sonra içine bir tane çubuk yerleştiriyoruz. Kollar ve bacakları serbest bırakıyoruz tabii ki bu arada. Burada da görüyorsunuz, döndürüyorsunuz ve kollar, bacaklar enteresan bir şekilde hareket edebiliyor. Do it details dediği kısımda zaten PDF'ini göreceksiniz. Buradan dilerseniz alıp çıktı alabiliyorsunuz ve kendiniz de bunu çok rahat yapabiliyorsunuz. Sonra insan vücut sistemleri var. Burada insanın dış görünüşünden iskelet sistemine, organlarına, sinir sistemine kadar birçok kategoriyi bize gösteriyor. Burada renkli halleri de var. Zaten Do It Details dediğimizde color renkli kısmı bu şekilde bize veriyor. Aynı şekilde black and white diyor. Siyah beyaz haline de baktığınızda isterseniz bunu da çıktı olarak alıp yapabilirsiniz etkinlik olarak. Daha sonra bir başka kategoriye geçelim. Motor ve jeneratör diyor. Bu da yine fen bilgisinin konularından biri. Biliyorsunuz zaten. Buradaki çalışmalara göz atalım. Şurada atlı karınca motoru var. Burada atlı karınca motorunun nasıl yapıldığını gösteriyor. Yine çok basit malzemelerden çok rahat elde edebiliyoruz. Mıknatıs var. Neodyum mıknatısı. Bunu pilimize yerleştiriyoruz. Zaten burada bir manyetik alan oluşturuyoruz. Dönme etkisini sağlıyor bu sayede. Dönme etkisi olduğu için üstüne de yerleştirdiğimiz ne olursa olsun onu döndürecek oluyor ve bildiğiniz atlı karıncayı şu anda küçük bir halini, minyatür halini bize yapmış oluyor. İsterseniz dans eden bir çift de yerleştirebilirsiniz. Onu da sağlayabiliyor. Şimdi bir diğer çalışmamıza bakalım. Motorize adam demiş burada da. Yine aslında aynı mantık var burada. Bir pil, kablo ve içi boş bir mıknatıs. İçi delik bir mıknatıs. Buradan zaten kendimiz bir insan figürünü, Cin Ali dediğimiz insanı oraya yerleştirebiliyoruz. Daha sonra yaklaştırdığımız zaman kabloyu manyetik alandan dolayı bir dönme etkisi oluşturacak. Bu yüzden hareket edecek oradaki insan figürümüz. Buradan istediğiniz gibi eğlence çıkarabilirsiniz. Sonra bir tane daha vardı. Buna da bakıp bitireceğiz. Biriktirme jeneratörü diye çevirmiş Türkçe'ye enteresan bir şekilde. Burada malzemelerimiz ataçlar, led, iki tane pipet, kesilmiş pipet, mıknatıs. Kullanılan malzemeler yine gördüğümüz gibi basit. Bir elektrik kısmı var, bir de manyetik kısmı var bunun. Yine bir çubukla desteklenmiş. Buradan bakın elektrik kısmı, manyetik kısmı. Bunlar ikisi iç içe geçiriliyor. Siz burada mıknatıs kısmını döndürdüğünüz zaman içeride oluşan manyetik alandan dolayı bir elektrik enerjisi üretiliyor. Elektrik motoru dediğimiz basit elektrik motoru tam olarak bu mantıkla çalışıyor ve bize orada LED'den ışık veriyor. Bu da motorun çalıştığını, elektrik ürettiğini gösteriyor. Burada yine nasıl yapıldığını gösteriyor. Buradaki videosunu da tıkladığınızda görebiliyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorunuz olursa veya herhangi bir şeyi merak ederseniz buradan yorum yapabilirsiniz. Linki açıklamalar kısmına bırakıyorum. Herhangi bir durum olduğunda bana ulaşabilirsiniz. İyi eğlenceler diliyorum. Hoşça kalın.